Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Günaydın arkadaşlar. Yeni yılın ilk sabahından hepinize günaydın. Umarım 2023 hepimize sağlık, bolluk, bereket getirir. İlk gün çok güzel. Görüyorsunuz güneşli bir gündeyiz. Günümüz başlıyor. Şimdi birazdan Müco ile odun almaya gideceğiz. Bir arkadaşının bahçesinde böyle sırladığı onun da fındık odunları varmış. Ama önce tabii gün nasıl başlıyor? Bam bamı yürüterek başlıyor. Bam bam. Bam 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 bam. Bam bam hadi kapıya kapıya kapıya. Kapıya. Yürü yürü yürü. Gel buraya. Gel. Bam bam için hazırladığımız özel yemek. Ama hepimizden sağlıklı besleniyor aslında. Bunun içinde brokoli var, havuç var, kabak var, ıspanak var, eti var. Sadece buna özel yulaf bulamadım. Makarnayla yaptık. Ama onun için gayet sağlıklı. Böyle tüyleri kadife gibi o yüzden. Bir tane de balık ya. Bekliyor bile. Aç. Geç yanına. Gel. Tamam. Otur. Bekle. Hemen yemek yok biliyorsun. Bekle. Sabır büyük bir erdemdir bam bam. Sabreden derviş muradına ermiş derler. Benden komut almadan hayatta yemez arkadaşlar. Hadi ye bakalım. Tamam aferin sana. Hatta şu kadar ileri gidebilirim. Normalde köpekler yemek yerken hayatta durmaz. Ya da böyle sahiplerinin yanına yaklaştırmaz böyle aktif baskın türler. Bam bam otur. Otur bekle. Otur. Tam götü koy yere. Heh. Otur otur otur. Bam bam. Bekle. Aferin oğluma tamam ya hadi. Akşam daha çok vereceğim sana. Şimdi biraz bilgisayarda işlerim var. Daha erken saatler. Hatta saat kaç? Saat 9:30. Biraz bilgisayarda işlerimi hafifleteyim. Ondan sonra Filizler uyanmaz. Sonra bir sürpriz kahvaltı hazırlayayım. Güzel tost yapayım. Sonra Müco'yu bekleyeyim. İşimiz çok gene bugün. Bir de aslında Müco'yla da benim bir hurdacıya da gitmem lazım ki kümes için çatı bulayım. Çünkü yarın da kümesi hazırlamam lazım. İkinci videoyu hazırlamam lazım salı günü için. Onu bulamazsam başka bir video düşünmem gerekecek. Ama ben kümesi tamamlamak istiyorum. Bir an önce kümesi tamamlayıp içine tavukları koymak istiyorum. Bir koli yumurta olmuş 74 lira. Bir an önce tavuk koyup içine o tavuklar da yumurtlamaya başlarsa bizim için çok iyi olacak. Tost hazırlarken ki en önemli şeylerden biri sucuğu ince kesmek. Sucuk böyle ince olursa içinde biz daha çok seviyoruz. Bu kadar yeter herhalde. Böyle basıyorum ki sucuğun yağı içinde kalsın. Yumurtalarımızı da yapacağız. Bakıyorum. Hemen yeni yılın ilk kahvaltısı güzel olsun. Tostlarımız fıstık gibi oldu, kızardı. Şöyle ses yapıyorlar ya. Şeyi koymayı unutmuş. Filiz bu seylan şeyiyle karıştırıyor. Şimdi de içine karanfil çok az.
tarçın. Ama tarçın şöyle, yani ucuyla, çünkü çok baskın bir tat, yoksa tadını bozuyor. Bir de çok bulandırıyor çayı, o yüzden çok az tutuyorum. Biraz daha durursa çünkü içinde kaşarlar çıkmaya başlayacak. Şimdi geldi sabahları yapmayı, yemeği en sevdiğim şey. Bizim böyle ultra yoğun pekmezimiz. Ve içine böyle bolca tahin. Ben bol tahinini seviyorum. O kadar yoğun ki bakın o döktüğüm tahini bile koyulaştırdı. Bayağı döktüm. Ve altlarda da var. Vallahi tadı çok güzel oluyor. Ben normalde çayı soğuktan demlerim. Sıcaktan demlemem ama şimdi hızlı yetişmesi adına sıcaktan demleyeceğim. Çayımız da 5 dakikaya hazır. Evet, ufak bir kahvaltı. Benimkilerin sesleri geliyor. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın babacık. Sen de günaydın der misin babana? Günaydın babam. Emziğini çıkart da öyle de. Günaydın. 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 Hadi elimizi yüzümüzü yıkayalım aşkım. Hadi. Güzel kokular geliyor aşkım. Evet. Kahvaltı hazırladım size. Kahvaltı mı hazırladım size yeni yılın ilk gününde? Ya onu demin ben de dedim yeni yılın ilk gününden merhaba ama herkes bunu pazartesi izleyecek aslında. İkinci gününden ha, izleyecek. Evet. Ama bizim için şu an yeni yılın ilk günü. Evet. Pazar bugün günlerden. Akşam canlı yayınımız da var. Akşam canlı yayınımız var. İyi mi tatlı kız? Uyku mamuru. Kahvaltı sofrasını Mia. Güzel olmuş mu sıcaklar tabi daha? Evet, zeytin var, şu, peynir var, kek var, tahin pekmez var, yumurtamız var. Şimdi hepsinden yiyeceğiz, tamam mı? Normalde burada masamız var. Ama biz daha çok burada, değil mi, kahvaltı etmeye alıştık. Bizim için daha pratik oluyor. Tabii evet. Televizyon varken daha güzeldi ama. Evet, bir şeyler izlerken. Bir şeyler izlerken daha zevkli oluyor ama burada daha pratik oluyor, daha rahat oluyor. Ben kahvaltı etmemiz. Yemek yiyelim, o kısım. Şimdi ne istersin söyle bana. Kek ister misin? Evet, kek ver prensesime. Önce tostlu yumurtamızı yiyelim. Tost yumurta var. Evet aşkım. Tahin pekmez de var. Bu kız bayılıyor tahin pekmeze. Ay, evet, Mia çok seviyor. Aşkım tamam tamam, geliyor tabağın. Acıkmış bizimki. İçlerini de doldurayım değil mi? Evet. Afiyet olsun. Başla sen, biz de geliyoruz. Biz de buradayız aşkım. Biz de buradayız. Ay, prensim geldi. Ay ay. Kaşları çatmış. Fıstığım benim. Güzelim benim. Şu güzelliğe bak. Ya. Ya çok güzelsin. Teşekkür ederim. Kek güzel olmuş mu? Tostunu da ye. Niye? Mama Deniz'im o öyle yumurtayı nasıl yesin bir tane? Yiyor aşkım. Dur kısık, bekle. Ah. Ama nasıl doğrusun bir tane mi? O kadar da değil daha yani. Bak, yiyor diyorsun. Ah. Al yiyor işte. Bak bak yiyor bak. Tamam da bir tane mi? Böyle biliriz, daha kolay olmaz mı çocuk için? Nasıl güzel yiyor, attı ağzına. Afiyet olsun kızıma. Ya çayı unutmuşum, en son demledim. Tahmin ettim, çay sevmediğim için. Normal. Zeytin yemiyorum ya. Ama demledim, bir 5 dakikaya hazır çaydı. Haydi afiyet olsun. Eline sağlık, teşekkür ederiz. Allah. Aa bak işte böyle. Şimdi batırabilirsin yumurtanı. Afiyet olsun. Oo, çok acıktım Miyacığım. Bak tostum da burada. Ben de çok acıktım. Baba tost yapmış, gördün mü? Müco'm geldi. Müco ile birlikte odun almaya gidiyoruz bugün. O yüzden büyük arabayla geldi. Dışarıdan çekim bile düşüyor. Abi. Benim telefonum da kırıldı. Nasıl, sana da nazar değiyor bak bizde. Evet, nereye gidiyoruz Müco? Bir arkadaşım var. Odun sırlamış. O
odunlarını alacağız. Bol bol fındık odunu sırlamış, sağ olsun kadınların da ayırmış. Şimdi onu almaya geçiyoruz. Abi iki tane verir misin tatlı? Abinin tatlısı şahane. Sanayi sokak lezzetleri arkadaşlar. Ağzımız tatlansın. Teşekkürler. Kolay gelsin usta. Hadi sağ ol. Tanıyor musun sen yoksa kamerayı görünce mi? Yok ya, tanıyorum. İyi dedim, ben de bize mi verdi? Tam bize verdi ama benden olsun dedi ya, yılbaşı için dağıttı ya. Ya efsane ya. Değil mi? Çıtır çıtır vallahi. Harbi efsane. Çok güzel. Bir tatlı ağzında dağılır mı insanın böyle? Ya dışı çıtır, içi dağılıyor dediğin gibi. Bayağı başarılı ve güzel. Deniz abilere misafirliğe gelen aboneler. Yolunuzun üstünde uğrayabilirsiniz. Sanayiden geçerken. Abi. Efsane. Ben bu tatlı için İstanbul'a giderim. Vallahi gidilir. Evet, Müco, bu hangi köydü? Burası Soğucak abi. Söğütlü'nün ilçe olmadan bu bölgenin ilk yerleşim bölgesi bu köy. Buraya ambiyane konuşacağım biraz ama halk Çingene mezarlığı diyor. O dönemin Cenevizliler yaşamış. Cenevizlerin döneminde şuralar hep mezar. Ama kalıntıları var yani artık. Soğucak köyü. Tam ormanın içinde gibi. Ormanın içinde. Çok güzel bir köy. Yolda kalmayalım Cüce. Ayrı ayrı bir video serisi olmasın. Alıştır abi. Şuraya bakar mısın? Evet. Ön kuru gibi ya. Oradan geçtik, tamam. Kireç. Dipleri kireç mi? Evet. Ha, demin tamam. Mavi gibi duruyordu. Bak beyaz yanından geçer. Çok daha analiz yapıyorlar abi. Sonra... Topraktan eksikse döktürüyorlar. Güzel bilinçli tarım işte. Öyle bir şey. Evet. Bizim odunlara geldik arkadaşlar. Oy oy oy. Bize kolay gelsin. Dadam. Ne çok işimize yaradı şu kamyonet ya. Kamyonetin başına neler geldi ama bir, herhalde 30 video sonra açılacak. Mücu, iyi doldurduk vallahi ya. Mia. Emziğini çıkarır mısın? Teşekkür ederim. Hadi başla. 1-2 Başla. Bir, iki, üç, başla. Deniz de burada. Artık yavaş yavaş acıkmaya başladı. Burada aşkım, burada. Gel onu bak, burada. Talaş bulduk ve bir sopa. Karıştır karıştır Mia. Gel bizim işte. Kaçıyor mu kızım? İstemiyor demek ki. Ayağım geldi. Anne ayağım. Gel pisi pisi. Ayağım geldi. Ayağım.
Acıtma tamam mı cici yap kız? Cici, cici. Cici. Cici, cici. Bak sev beni diyor. Artık seni hep takip ediyorum Mia'cığım. Yani tamam açıkçası. Sizin için böyle kendisi gibi didinen dostlarınız olsun. O bıçağın öyküsünü anlatsana Mia. Anlatayım mı? Yani o kısmı... Ben başlayayım sen devam et. İstanbul'dayız bir gün. Akşam geri döneceğiz, trenle döneceğiz. Böyle trene de ucu ucuna yetiştik. Değil mi? Biz gara gittik. 2 dakika sonra falan tren kalkacak. Buyurunuz. Soyadı Yokuş bu arada Mico'nun. Üstünde ismi kazılı. Onun için özel bir bıçak. Koruma amaçlı değil hani şey. Her an her yerde lazım oluyor. Şimdi ip kestik mesela. Nalbur olduğu için genelde böyle bir şey kesmek... Değil mi? Kablo kesmek, ip kesmek için vesaire kullanıyor aslında. Dediği evet. Gibi öyle bir koruma amaçlı bile değil. Evet. Anlat abi ya. Ben mi? Sen anlat. Anlat ya. Hadi ben anlatayım. Şimdi biz kamyonetle gitmiştik. Kamyonet arıza yaptı. Her zamanki gibi yolda kaldık. Sonra dönecektik. Pendik Köprüsü'nün oraya kadar geldik. Adapazarı'na dolmuşlar geliyor. Kaçırmışız. Sonra trene karar verdik. Ama Deniz abi trenden yana değil. Evet. Depremden sonraki gün ben korkuyorum. Depremin olduğu gün. Depremin olduğu gün değil mi? Oldu mu? Raylar oynamıştır. Yok raylar oynamıştır. Benim 2 tane çocuğum var. Trenle gitmeyelim falan. Ben dedim gidelim abi. Ben pimpirikliyim. Ondan sonra geldik. Trenin kalkmasına 5 dakika falan var. Bilet almaya. Bilet almaya. Tek parmak. Klavye kullanan bir. Klavye kullanıyor abla. Tek parmak. Benim ismim Mücahit. Yaz babam yaz. Deniz abinin soy ismi zaten upuzun. 2 dakika falan kaldı. Tren gelecek. Güvenlikten geçeceğiz. Güvenlikten geçeceğiz. Üst kata çıkacağız yürüyen merdivenle. Güvenlikte benim çakı takıldı. Sonra dediler ki çakıyı alamayız. İşte imha etmemiz lazım. Çöp kutusunu gösterdiler. Ondan sonra bir şey olmaz değil mi abi anlat. Neyse. Güvenlikçiye dedim tamam atalım. Ben baştan dedim yani atmayalım işte benim için özel falan. Hayır bir de şu var ama onu da düşündük. Şimdi üstünde parmak izi var. Sonuçta tabii. Bu da bir bıçak. Başkası alsa bir şey yapsa Allah korusun. O an bizim dönmemiz lazım. Hızlı başka dönüşümüz yok. Ertesi güne kalacak tabii, yoksa. Tabii. Hani böyle bir ruh halindeyiz aslında. Bir de 2 dakika falan var. Hani tren gitmemiz geldi gelecek lazım. Çıkmamız da lazım yukarı. Almadılar velhasıl. Sonra tam çöpe atacak. Tam çöpe atacakken bizim arkamızdaki bayan elinde tekerlekli valizle o geçti. Biz geçemedik bıçaktan dolayı. O geçince yürüyen merdiven, o yürüyen merdivenin tam böyle ilk şeyi var ya hani böyle ilk böyle gidiyor sonra ilk basamak oluşuyor. Tam o kısmında bayan düştü. Ama nasıl düştü? Sürekli valizle beraber takla atıyor. En son o başı saçları falan böyle merdivenin şeyinde kaldı. Güvenlik stopa bastı durdurdu. Ama bir 10 takla falan attı bu arada. Atmıştı. Yani 10 tane takla abartmıyoruz 10 defa döndü o bavulları. Ben de o arada tam böyle imha şeye kutuya atacağım. Kaldık öyle. Baktım. Herkes oraya toplandı. Dedim Deniz abi yürü çıkalım. Koş koş. Biz koştuk geldik. Zaten bizim hani öyle bıçakla bir şeyle öyle hayır, işimiz hayır, yok. Zaten, yani hani. Hani ben zaten hani ilçeyi terk ettiğim zaman araçla terk edersem değil de hani. Bırakıyorsun. Toplu ulaşımla gidersem zaten almıyorum üzerime. Dükkanda lazım oluyor. Çiftlikte lazım oluyor. Böyle doğada falan. O gün de işte arabayla gittik ama araba arıza yapınca trenle dönmek gerekti. Takla atan ablayı tanımıyoruz ama çok teşekkür ederiz. Abla buradan. Geçmiş olsun inşallah bir şeyin yoktur. Bu arada dipnot hemen şeyi de geçeyim. Ablanın bir şeyi yoktu düşen. Tabii yoktu. Yani öyle
düştü, döndü evet ama hani herhangi bir şekilde... Ayağa kaldırdılar falan hani... Biz ayağa kalktıktan sonra artık güvenlik onunla ilgilenirken gittik. Öyle tabii, tabii. Elbette ki yani ablaya bir şey olup biz o aradan kaçmadık arkadaşlar. Doğadaki tripodumuz bu. Ben tripodu evde bıraktım. Çıkarken ne işime yarayacak diye. Şu çatalı taktırdık telefonu. Böyle koyduk. Buradan geniş açıyla. Ay. Bu şekilde çektik. Beğenirseniz, bir beğen tuşuna basarsanız seviniriz arkadaşlar. Yukarı doğru olan. Yukarı doğru olan. Tamam. Şimdi buraya boşaltalım. Bir de bu odunları kesip istiflemek var. Esası şu, şimdi nasıl gözümde büyüyor. Ama yapmak lazım. Kışlık odunumuz yoktu. Çok çok iyi oldu. Tabii şimdi esas zor olan arkadaşlar buradaki bu yığının kesilmesi. Ha, bayağı iş var. Önümüzdeki haftada büyük ihtimal bitirmemiz gerekir bunu ki burası açılsın çünkü bahçe düzenlemesine başlayacağız. Cum sağ olasın. Eyvallah. Sen de sağ ol. Vallahi iyi efor yaptık, iyi yorulduk. Bayağı da odun var. Oh. Oy, bayağı yorulduk. Üstümü başımı değiştirdim. Çok terlemiştim. Filizler evde yok. O çocukları alıp parka götürmüştüm. Hava yine çok güzel bugün şansımıza. Böyle pırıl pırıl kadife gibi bir hava var. Şimdi aradım dönüyormuş. Canımın çiçekleri. Onları bekliyorum. İşte bir Karadeniz kadını. Parktan gelmek istemedi. Ben kapatırım, sen gel. Kapamaya çalışma. Ama inatçılar aynı zamanda bu Karadeniz kadınları. Ya gelmek istemeyince ben. Bak öksürüyorsun, bize gelmek istemiyorsun. Bu arada Bam Bam da burada bekliyor kardeşlerini. Baba, ne kadar güzel hava ama ev daha soğuk ha. Babacığım. Canımın içi. Ne haber? İyi misin? Kirlendi. Burası kirlendi. Burası kirlendi babası. Ama biz kediyi sevdik değil mi Mia? Oğlu şimdi uyuyor. Tabii tok herhalde. Sen mama da aldın yanına. Aynen. İndirsene Deniz. Hop. Kızım benim. Bas bakalım yere. Fındık fıstık. Hadi. Hadi sıcak banyo yapalım. Hadi banyo ya. Amiyacım kediyi falan sevdi değil mi banyo yapıyor? Zaten zor ama toprakla oynadım, her şeyle oynadım. Hadi aşkım ben. Ben de ekmek falan alayım. Evet. Yeleyim bu akşam işte. Kokoreç yapacağız. Evet, çorbamız var zaten. Kokoreç yaparız, pilavımız güzel. Var. O sebze çorbası değil mi? Sebze çorbasını brokoli ya güzel. Pilav ve yoğurt yer. Çorba içer belki. İçer içer. Ekmeğimiz burada. Kokoreç böyle ekmekle güzel oluyor. Biliyorsunuz burada çok fazla yemek seçeneği yok. Kokoreç de çok seviyoruz, bulamıyoruz. O yüzden kendimizi böyle bir kokoreçle kandırıyoruz. Ama fena da olmuyor tadı. Bir videoda da yapmıştık daha önceden. Bizi tanıyanlar bilir, videolarımızı izleyenler bu kokoreçi yaptığımızı. Şimdi yayına 1 saat 20 dakika kaldı. 1 saat 20 dakika sonra canlı yayın. Bir yemeğimizi yiyelim değil mi Filiz? Filiz çocukları yıkadı. Parkta kirlenmişler. Biz de bir hemen hızlıca yemek yiyip hazırlanalım ve canlı yayınımıza çıkalım. Evet, yılın ilk günü Filiz'e yemek yaptırmadım. Bugün dinlensin istedim zaten, çok yoruluyor her gün. Biliyorsunuz bir gün önce de tütsü müsü yakmak için tüm evi böyle baştan aşağı temizlemişti. Ufak ufak pişmeye başladı. Şimdi bu böyle kendi suyunu çekecek. Biberler kavrulacak tabii biraz. İçinde şu an yeşil yeşil görüyorsunuz. Sonra baharatlarımızı koyacağız. Baharatlarımızı koyarken de ekmeğimizi hazırlamaya başlayacağız. Çünkü orada da yapmamız gereken bazı önemli noktalar var. Biraz karabiber. Biraz pul biber.
biraz kırmızı acı toz biber. Acı olandan. Şöyle. Ha. Biraz da tuz koyacağım. Şimdi güzelce karıştıralım. Şimdi o sırada biz 2 tane 3 çeyrek gibi yapacağız. Ekmeklerimi keseyim önce. İkisini de şu tarafa, bu taraf. Bunları da sabah miyaya tost. Ufak taraflarıyla. Bu ekmeğin dışının çıtır, içinin yumuşak olması lazım ki böyle güzel olsun. O yüzden bir tost makinesinde biraz sadece dışlarının içini yapmadan. Çünkü taze ekmek az önce aldım. Normal hani bayat ekmek olsaydı içlerini de biraz yapıyorduk. Ama gerek yok. Biz içine almıyoruz arkadaşlar ekmeği. Seviyoruz. Şimdi burada ilk yapacağımız şey şöyle ekmeğimizin önünü güzel yağına banmak. Böyle ekmeğimizin önü en lezzetli yağı aldı. Şimdi çok az kaldı bu da. Finale geldik. Öncelikle bakın dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık. Tane mis gibi ev kokoreçi hazır. Canlı yayın öncesi son hazırlıklar. Tripodumuz hazır telefonu takmak için. Masumuz hazır. Yorumları okumak için bilgisayar hazır. Çocuklar şu an hazır. Filizcim hazırlanıyor. Daha da güzelleşiyor. Aşkım son ne kadar kaldı? Göremiyorum. Son 10 dakika. Ya. Evet. Az kaldı. Tarak nerede? Neyse şimdi tarımcıktan saçım görünüyor. Bir heyecan, bir heyecan. Aynen. Her zamanki gibi. Ben rahatım arkadaşlar. Öyle benim bir hazırlığım yok. 3 ter saçım var zaten. Şöyle sağ yapınca hepsi şekil alıyor. Şu an sakalım uzun değil, saçım kısa. Tişörtümü giydim. Ben hazırım. Evet, canlı yayınımız bitti. Evet. Şimdi veda ettik. Ben evet. Bambamı yürüteceğim. Sonra video hazırlığı var. Evet. Bizim için gece daha uzun arkadaşlar. Evet. Şimdilik veda edelim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.